Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Hasan nerede? Ha, burada. Ustad diyor ki, Risale-i Nur hizmeti yaptı diyor. Siz hizmeti düşünmeyin. Siz umuvveti koruyun. Risale-i Nur basıldı, bitti. İhtiyacı olan al onu oraya sevk eder. Her şey ortada. Kim ne isterse bulunacak bir zaman ve zemindeyiz. Hizmeti Risale-i Nur yaptı, yapıyor. Bizim vazifemiz uhuvveti korumak. Bu derslerde bir araya gelip uhuvvete vesile oluyorsa ne hala? O ya. Herhangi bir şeyi öğreneceğiz falan anlamında değil. Zaten bileceğimizi bildik. Uhuvvet şeye benzetiyor Osmanlıca lemalarda. Bir binada demir, çimento, tuğla vesaireyi bir araya getirip de tutan çimento gibidir diyor. Onu çimento. Biz uhuvveti koruduk mu netice budur. Kardeşliğimizi, muhabbetimizi koruduk mu odur. Bu pazar sabahı herkes çoluk çocuğuyla kahvaltı yapması şeyken iltifat etmiyorum. Kalkmış gelmiş. Yani bu işte ya. Peki uhuvvetin içerisinde ne var? İnsiba ve inikas var. Sibgalanma var. Yani boyalanma var. Yani birbirimizin maneviyatından istifade ediyoruz. Birbirimiz maneviyatından. Bu arada dördüncü ve beşinci sırada işte bu hakikatlarımızı tazeliyoruz. Hepiniz zaten bilen insanlarsınız. Ama böyle tazelenmekte insan tekrar yeni aktif oluyor. Şimdi bu mukaddemeden sonra bugün anlatmaya gayret edeceğim şey, mevzu şu. İnsan nerelerde ne almış? 18 bin alemin hulasası deniliyor. Daha önce Reyhanlı'da Dima dersini yapmıştık. Dima, kafa. Şimdi bugün de insana giydirilen elbiselerden bahsedeceğim. Yani insan bir cevherdir. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım diyor Cenab-ı Hak. Hadis-i Kutsi'de 11. sözde de bunu işliyor. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Hadis-i Kutsi'si. İnsan nedir? Ne aldı? Peki burada neyi takip ediliyor? İnsan kendi kıymetini bilince çöplükte harcamaz kendisini. Bilince mesela namaz kılmıyor adam. Oruç tutmuyor vesaire yapıyor. Veya oruç tutuyor, namaz kılıyor. Evine sadık değil. İyi bir öğretmenlik yapmıyor. Ne bileyim, ne sayarsanız sayın. Hepsinin cevabı şudur. İnsan kendisini tanımıyor. Tanısa, kendisine anlam yüklese, onu öyle yapmaz. Tanımıyor kendisini. Bilmiyor. Mübalağa zannediyor. 18 bin alemin hulasasıdır insan. Onu var. Şimdi göreceğiz ki nasıl insan giymiş bunları. Ruhtan da bahsedeceğiz. O eski derslerimizin şeyi. O detaydı. Ruhu böyle karpuz gibi bölmüştük, içine girmiştik. Şimdi içeri, yani insanın abinin dediği gibi kaç senin, 5 sene önceyi böyle hamur gibi sık, lıp diye bir şey çıkar. Onu da sık, kaç başka bir şey. Dibi yok ya. Şimdi onu şekilde göreceğiz. Şimdi Risale-i Nur'da 22. sözde hasreten Allah'lık bir hakikati var. Böyle Allah'lık bir hakikati. Anlamak için tabii içini detaylandıracağız. Yoksa böyle ama haber verilmiş o kadar. Risale'de ve eski eserlerde de mevcut. En merkezde mahiyeti zatiye var. Şu gördüğünüz şurası. Bunun hakkında ne bilgi gelmiş ne de gelecek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'ta yine kendini en iyi bilen yine sensin. Meçhul. Kur'an
ile bizim Allah hakkında bildiğimiz bilgiler Bismillahirrahmanirrahim'deki esmadaki Allah'tır. Yani sıfattaki ve şuunattaki Allah'tan haberimiz var, içerisini bilmiyoruz. Şu anda Kur'an vasıtasıyla elimizde olan ilim esmanın cilve, cemal, nakşi ve sanatı. Sıfatını bilmiyoruz. Ama ana merkezde mahiyeti zatiye ama dediği Allah Resulü amadaydı diyor hadiste. Bu mahiyeti zatiye, bu sonra alıştığınız bildiğiniz şunat-ı zatiye 24. mektupta kayyumet fert bahsinde çeşitli yerlerde geçiyor. Şunat-ı zatiye, yani şöyle bir daha söyleyeyim. Mahiyeti zatiye soğanın cücüğü, yani merkezi olarak düşünün. Onun dışarıya çıkarırsa ilk çıkışı, bu vacib-ül vücutta bahsediyoruz Allah'tan. Sonra bizim üzerimize nasıl giydirmiş, ne var üzerimizde, onu tanımlayacak. Mahiyeti zatiye bir dışarıya çıktığı zaman şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye de bir çıktığı zaman sıfat çıkıyor, içerisinde bahsedeceğim o. Bak, mahiyeti zatiye dışarıya çıkarsa şuunat-ı zatiye, şuunat-ı zatiyenin dışa vuruşu sıfat-ı zatiye, esma, burada vacib-ül vücut bitiyor. Şöyle biraz ufaltırsam yatanız olur. Şöyle yapayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Yazı okumuyor ama şu mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat ve esma, şu B harfinin üstündeki şey bu. Hazreti İmam-ı Ali diyor ya, ilim tek şeydi, noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Bu B'nin altındaki şu nokta mecul dediğimiz bir şey. Onu anlatacağım. Şimdi şey görün diye, böyle bir uzaktan bir görün diye. Sonra bu Nur-u Muhammedi'dir bu. Allah kendisinin dışında ilk yarattığı Nur-u Muhammedi çekirdeği, şecere-i hilkatın çekirdeği. İlk önce benim nurumu yarattı diyor Peygamber Aleyhisselam. Bu. Şimdi tekrar yukarı geçeceğim de, sonra bu çekirdeği yarattıktan sonra İlk zuhurat buradan başladı. Burada, burası kabu kavseyendir. Sonra ruh ve ceberini yarattı. Bak, elbise giydirmiş. Yukarıdan böyle atlamayayım şunu. Mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye dişe vurdu. Yani Mayıs'ta çekirdeği attı toprağa, bir filiz çıktı. Gövde çıktı, böyle büyüyor ya. Tomurcuk çıktı. Tomurcuk çıkınca meyve olacak ya. Yuvarlak bir şey oldu. Sonra meyve oldu. Kokusu geldi, tadı geldi, rengi geldi, şekli geldi vesaire. Onun gibi mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye olarak kendisini ifade etti. Şuunat-ı zatiye sıfat. Sıfatlar da zatı ve subutu. Sonra esma. Bu vacib-ül vücut bitti. Hocam burası vacib-ül vücut. Sonra bu vacib-ül vücut Nur Muhammed'i yarattı, çekirdek. Onun adı Barla'da mecul deniliyor. İlmi kelamın da tabiri şu Nur Muhammed'idir. Yani her şeyin evveli bu çekirdek. Ben olan ben burası. Sonra bu Nur Muhammed'den sonra ruh ceberlerini yarattı. Sonra için büyüteceğim de içindeki yazıyı göreceksiniz. Ben bir aşağıya kadar ineyim. Ruh ve ceberini yarattı. Sonra Allah yarattığı ikinci sıra akıldır, dimadır. Sonra kalbi yarattı. Sonra insanın yapısını, istidadını cennet ve cehennem, celal ve cemal olarak donattı. İki tane sıfat. Alemde de cennet ve cehennem olarak tezahür ediyor. Arşı yarattıktan sonra, ilk önce bak, Nur Muhammed'i yarattı. Sonra Arş-ı Azam'ı yarattı, sonra Lef-i Mahfuz'u yarattı, sonra Arş'ı yarattı, sonra Sidret-i Muntaha'yı yarattı, cennetin son hudutsuz hududu. Daire-i ilmi yarattı, buna tekrar döneceğim arkadaşlar. Sonra daire-i ilim, daire-i hayat, kürs yarattı. Kürs çok önemli. Nefis demek, insanlık demek. İnsan, latife-i insaniye buradadır. Bunu çekip çıkarırsanız,
insan değildir. Nedir o? Esma'nın yumağıdır. Hemen hocama çok sorarlar, öğretmenlere de sorarlar ama daha çok hocaya sorarlar. Şimdi Allah kendisinden başkasına secde ettirmez, şirktir. Adem'e niye secde ettirdi? Adem'e secde ettirmesi şirk değil midir? Adem insan değildi. O anda kürs takılmamıştı. Bütün sistem yapıldı, kürs takılmayınca insan o nefis takılmamış. Nefis olunca benlik ortaya çıkıyor, o zaman şirk olurdu. Neye benziyor? Allah'a secde ediyoruz ama biz toprağa secde ediyoruz. Toprağa eğiliyoruz. Haşa, toprağa mı secde ediyoruz? Toprakta secde ediyoruz. Toprağa secde etmiyoruz. Toprakta secde ediyoruz. O çünkü niçin şirk olmuyor? Bütün esmanın hulasasıdır. Toprakta nefis olmadığı için şirk yoktur. Toprakta secde ediyoruz. Toprağa secde etmiyoruz. Toprakta ediyoruz. Bu takıldı. Nefis, yani kürste nefis takıldı. Adem Aleyhisselam'a secde et dendiği zaman takılmamıştı bu. Benlik olmamıştı. Nedir o? Bir hamur. Yani şöyle bir bütünsel. Vâlleme Âdeme Esma'ya Külleha. Bütün isimleri öğrettim demek. İstidat ve kabiliyet itibariyle donatıldı. Nefis takılmadığı için orada bir benlik, yani kim, onun gayesi değil. Esma'nın hulasasına secde et dendi. Sonra levhima ve ispat, zaman ve mekanın hakikati. Zaman ve mekan burada yapıldı, yaratıldı. Hala binbekle uğraşıyorlar. Levhima ve ispat, zaman hakikatıdır der ustad. Şimdi bu yaratıldı. Kâf'nun tezgahı yaratıldı. Alemi berza yaratıldı. Yedi kat sema yaratıldı. Şu anda siz burada oturuyorsunuz. Buradasınız. Bu elbiseler giydirilerek buradasın. Bak hocam, burada oturuyorsun. Bu sensin. Şimdi büyütüyorum. Kapat taslak şey. Bu alemlerdi. Şimdi alemi sana giydirdi. O saydıklarım alemdi. Bir daha sayayım o alemleri. Yukarıdan aşağıya çabuk çabuk ineyim. O alemleri on, içerisiyle beraber 18 bin alemdir. Şöyle. Bu mahiyeti zatiye, Allah'lık hakikatını, bunun hakkında ezeli ve ebedi biz bir şey bilmeyeceğiz. Bilinemeyecektir. Ama. Amadaydı diyor. Şuunat-ı zatiye, biraz haberi var, haberimiz var onun hakkında, malumat verilmiş. Nedir o? 24. mektupta anlatıyor. Bizdeki, ruhumuzdaki latifelerdir. Yani latife, latife. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Bu nedir? Bu mevzu 24. mektupta ne diyor? Diyor ki, çok garibinize geçecek. Ben diyor bu kainatın yaratılmasına, sırf böyle sanatta sanatkara gitmeye, insanın imtihan, iki, insanın imtihan olmasına, istidatların kabiliyete dönüşmesine, sonra esma ile müsemma arasındaki ilişkinin kurulmasına kanaat edemedim diyor ustam. Bu şekilde bakma ve okumayı Risale-i Nur'u bana bir sene kafi geldi diyor. Biz ömür billah Risale-i Nur düz okuyoruz. Onun için ülfet belası sarmaladı. Ustad diyor ki bana bir sene diyor. Peki ne yaptı? Bak bana bir sene kafi geldi diyor. Hatırlıyor musunuz orayı? Evet. Ne yapmış? Yani sanattan sanatkara indir bindir çiçekten Allah. Tam da ya Kur'an'a ülfet oluyor da Risale olmayacak mı? Yani bu mulevi renkler demiş, Allah varmış demek ki. Tamam da tamam yani. Abdestin farzı 4'tür. 500 defa dokusan 4'tür. Değişmez ya. Sonra ustad kendisi diyor. İnsan imtihan için gelmiş. Çok nakıs kalıyor yani. Allah kim? Bizim bu kainatta yaratılması, yani bizim imtihan. Orada da olurdu, o sorusu var. Cennette de insanları istidadını kabiliyet yapardı. İnkişaf ettirirdi Adem Aleyhisselam'ı yarattı, değil mi hocam? Sonra diyor, esma kendi hakikatını cilve, cemal, nakış, sanat, muktazi ve daileri olurdu diyor. Bunlar diyor, esmanın muktezaları iktiza ettiği için, yani halk ismi, halk yaratması lazım. Güneş olduğu için ışık vermesi lazım. Dolayısıyla esmalar iktiza ettiği için bu alemi yarattı. İşte bu saydığımız 3-4 tane madde
Ustad beni doyurmadı diyor. Bu anlayış diyor, bu şekilde okuma bana bir sene kafi geldi diyor. Biz ömür birliği okuyoruz böyle. O zaman sorgulayacaksın da Risale'de sorun yok. Sorun bizde var, okuma şeklini bilmiyoruz. Bir sene diyor ya. Ben uydurmuyorum. Bir tane salmaya da dedi ki öyle bir şey yok dedi ya. Biz de okuyacak mı? Aç bak. Allah Allah diyor. Senin kitabın. Benim kitabımla değil yani. Risale'de yazıyor. Peki niçin yaratmış? Bak. Soğan bir düşünün, soğan. Soğanı düşündünüz mü abi? Cücüğünden dışarıya çıkacağız. Allah bu kainatı yaratmasının bir sebebi diyor muhabbettir. 24. sözde. Esas sebebi nedir? Onu söyleyeceğim şimdi. Esas sebebi şuunat-ı zatiyenin iktizasıdır. Nedir o? Allah bu kainatı yaratmasının sebebi şefkat-ı mukaddese soğanı cücüğüne koy. Çık dışarıya, bir kabuk dışarı çık. Muhabbet-i münezzehe, şefk-i mukaddes, surur-i mukaddes, lezzet-i mukaddes, memnuniyet-i mukaddesesi ve iftihar mukaddesesinin bütünlüğü için kainatı yaratmış. Yani esmalar ta şurada. Bak şimdi. Esma şurada kardeşim. Esmanın iktizaları burada. Şuunat-ı zatiyenin iktizası olarak iktiza ediyor. Yani dahi ve muktazi o. Mesela su ıslatıyor. İhtiyacından değil iktizasındandır. Su ıslatıyor. Niye ıslatıyor? Şuunat-ı zati de muktezası nedir? Şefkat-ı mukaddese, şefkattan dolayı. Şimdi bizim bir cemaatte ustad bir belki girişte şey yaptım dedim ya. Hizmet-i Risale-i Nur yaptı. Biz uvveti koruyalım. Şu anda Risale'nin her tarafta cahil cahil, bangır bangır. Kendi falan ne yaparlarsa yapsınlar. Ne olursa olsun. İniş ve çıkışlarla yaşansalar. Dershane olsa ve olmasa ya. Basın dünyasına, elektronik dünyalarına, yani sosyal medya Risale düştü mü? Düştü kardeşim. Hiç kimse daha bu mesuliyetten kurtulamaz. Herkes istediğini bulur. Ha biz ne yapacağız dedik. Uhuvveti koruyacağız kardeş. Kardeşliğimizi koruduk mu? Tamam. Hizmeti zaten o ediyor. Onun için bak şurada söylüyor. Ustad diyor bak. Muhabbeti münezzehe. Muhabbetimizi koruduk mu? Allah'ın kainatı yaratma gayesine o zaman biz gelmiş oluyoruz. İlim nerede? Bak şimdi hocam bak. Muhabbet burada görüyor musun muhabbet? İlime bakın Allah aşkına, ilime bakın. İlim şurada, sıfat-ı subutiyede. İlim, irade, sen, basar, kudret var ya abi. Zat-ı sıfat da bile değil. İlim orada ya. Risale'de biz ilimi değil, ilim ile birbirimizi seveceğiz. Şuunat-ı zatiye muhatap olacağız kardeşim. Muhabbet ilimden üstündür. En merkezde şefkat var. Allah bu kainatı şefkatinden, muhabbetinden, sevk, surur, muhabbet, memnuniyet, lezzet ve iftihar. Bunun için yaratmış. Muhabbeti bakalım. Biraz önce dedik ya, Risale bir hizmeti yapmıştır. Muhabbet yani, muhabbet en üstün. Ama ondan daha üstün şefkat kardeş. Bizim Risale-i Nur cemaatinin mesleği nedir? Atfak şefkat, tefekkür mesleğidir. Direkt şuunat-ı zatiyeyi vuruyor. İlmin arkasında ilim. İlim netice değildir kardeşim. İlimle dalalete giden vardır. Ama sadakatle dalalete giden yoktur. İlimle dalalete o kadar giden var ki, ilimle dalalete gidenleri mezarlarla doludur. Karun'dan tut, Firavunlara kadar ya. İnne mevtüdü Allah ilmin demiş. İlmimle yaptım demiş. Öyle basit sıradan bir adamlar değildi ki. Ama şefkat muhabbetle gitmez. Dalalete gitmez. Sadakatle dalalete giden yoktur. İlimle dalalete giden çoktur. İlmiyle yapıyor. Doğru şeye sadakat gösterir. Evet. Doğru şey. İstikametli sadakat. Şu o da nedir o istikameti kim sağlıyor? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şeyde hizmette şefk olacak, surur olacak kardeşim. Birbirimizden lezzet alacağız kardeşim. Birbirimizden memnun olacağız, birbirimizden iftihar edeceğiz. Birbirimizi şefkat edeceğiz. Birbirimizi baka, muhabbet edeceğiz. Birbirimize şefk vereceğiz, surur vereceğiz. Lezzetli olacağız, memnun olacağız, onlar iftihar edeceğiz. Hizmet bunlar bu şey.
Şunatı zaten öyle olacak. Şevkle dolu olacağız arkadaşlar. Birbirimize keletleneceğiz ki seveceğiz. Eften püften bahanelerle, hele sağda solda dolma bilgilerle birbirimizi çok ucuza ve basite satmayın. Sattığın anda sen satılıyorsun. Üç tane öküz meselesini biliyorsunuz. Üç tane öküz, bir tanesini kandırdı. Kaldı iki tane, ötekisini de kandırdı. Kaldı bir tane, o ne dedi? Ben zaten dedi, birinciyi size verdiğim zaman kaybetmiştim. Yani ne kadar ne olursa olsun kardeşimizin eksiği kusuru, dışarıda sokakta senin çocuk kavga edince, orada onları yanına dövemezsin, dövmemen lazım. Orada ne alacaksın? Cezasını evde verirsin. Sokakta yapmayacaksın. Harici düşmanların hücumunda dahili adavet ve herhangi bir şeylerden hissiyattan öne çıkartmayacaksın. Bu zaten böyle bir adamdır. Haşa demeyeceksin. Kaybeden sen oluyorsun. Verdin mi o küzü? Üç tane o küz var biliyorsunuz. Kıçını böyle birbirine dayarak uyuyorlardı. Kurtlar gelemiyordu. Kurtlar sardı. Alamıyor üç tanesi. İttifak etmiş. Gelmiş kurtlar bir tanesine demiş ki ya sen akıl birisisin. Şunlar var ya şunlar. Şunlar boşver. Sen şimdi biz bunlardan bir tanesini alacağız. Sen ses yapma. Ses yapma ki ben sende durmuyor. Ya şu boz var ya sizin zaten aynınızı bozuyor. Renkli bu zaten. Yani ne yaptı da belli değil. Ötekisine söyledi. İkisini ikna ettikten sonra birisini kaptı. Kapınca ya dedi ötekisine de aynı numarayı dedi. Bak ötekisi sen hiç alakası yok. Tamam dedi o da ses yapmadı. Sonra üçüncüyü geldikleri zaman demiş ki hiçbir şey demenize gerek yok. Ben zaten ilkini verdiğim zaman kaybettim. Tamam. Birbirimize bak muhabbet nereden geliyormuş. İlim değil arkadaşlar. Bizim bu pazar toplamamız veya ders yapmamızdaki en büyük şey bir şefkat edeceğiz. Muhabbetimize vesile oluyor. Yani bunlara ne deniliyor biliyor musun? Sibgatullah bu. Allah'ın boyası bu. Meşgul olduğum için söylüyorum. Sibgatullah. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında öyle sahabeler var ki o kadar fazla ilmi yok ama Ahmet bin Hanbel 1 milyon hadisin ravisi. Öyle mi? Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Hüccet ne demek o? Lugattaki manası delil değil o. 300 bin ve ziyade hadisi metni ananesini bilen zat demek diyor. Hüccet o. Yoksa delil manasında değil. 300 bin ve ziyade hadisi şerifin hüccetini nakledeni, ravisini, esasatını bilen zat demektir. Bak bunlar sahabeye yetişemiyor. Neye yetişemiyor? Sahabede ne özelliği vardı? Sahabenin en büyük özelliği Kur'an'da ishar hasreti. Ne demek? Kardeşini tercih edebilmesi için kendisini terk etmiş. İlk önce terk. Ben seni tercih edebilmem için kendimi terk etmem lazım. İlk önce la ilahe, sonra illallah. İlk önce terk, sonra sahiplenmek. İlk önce la ilahe, sonra illallah. Şimdi bu manada bir şey, yeni bulduğum bir şey söyleyeceğim ama biraz şaşıracaksınız tabii. Şimdi cinni veya psikoloji sıkıntılar için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulağınızı bırak bir felek ve kulağınızı bırak sinası gelmiş ve okumuş değil mi? Şaşıracaksınız bunu. Yani adam sıkıntısı var. Cinlerle veya ruhani psikolojisi sıkıntısı var. Kulağınızı bırak bir nasirek bir feleği bu sürene göre okudu, düzeldi. Ama yaşantısında hiçbir değişiklik yok. Düzelir mi bu? Düzelmez. Einstein şöyle bir sözü var. Aynı şeyleri yapıp farklı netice beklemek ahmaklıktır. Peki okuduk düzeldin. Aynı şeyleri yaparsan sıkıntı devam eder. Ne demek şimdi? Şunu demek istiyorum. Kulazı bir Rabbin Naz. Hayatınızdan bazı şeyleri çıkartın. Melikin Naz. Hayatınıza bazı şeyleri ekleyin. Kişileri, cemaati, kitabı ekleyin. İlahi Naz. Olayın arkasına geçin. O zaman olaya hakim olursun. Bunu nereden çıkıyoruz? İnsan penceresi var sözlerde. İnsan üç cihette Cenab-ı Hakk'a inadelik yapar. Ats, fark, noksan, kusuruyla bu Rabbin Naz, Allah'ın rububiyetine karşı kendi eksikliğini, noksanlığını derifte edecek. Bu Kulevzi bir Rabbin Naz'a bakıyor. Kulevzi bir Rabbin Naz, hayatımızdan bazı adetleri, kişileri, televizyonları, YouTube'ları çıkartacaksın. Melikin Naz,
Sana verilen malik olduğun ilim, irade, sen, basar, saltanat, elindeki imkanlar, maddi maaşın, servetin, öğretmen, ağzın, ilmin, neyin varsa onunla ailedarlık yapacaksın. Bu Melik-i Nas. İlah-i Nas ise esmalara mazhariyet noktasında hadisin arkasına geçeceksin. O da nedir? Kader ilahinin izini, özünü, yüzüyle bakmak. Kulözü bir Rabbin Nas, bu esası külliyattan bulabildim bu. Dedim Allah Resulü Aleyhisselam siz cinlerde ve ruhaniler için bu sure olmaması lazım. Burada başka bir şey de olması lazım. Risale'nin gözüne baktım. Çok uğraştım ama belki senelerce. Kulözü bir Rabbin, belki bir dakikada anlatayım size ama Kulözü bir Rabbin Nas, hayatınızdan bazı şeyleri çıkartırsanız, hayatınızdan bazı şeyleri eklersiniz. Olayları Allah canibinden kudretin azameti altına bakarsan tedavi budur kardeşim. Yoksa inim inim inler. Ne oku, kim okursa okusun. Düzeldin şimdi, okudular. Sokağa çıktın, aynı hayatı yaşıyorsun. Hayatından bir şey çıkartmadın, eklemedin. Nasıl düzeleceksin? Böyle bir adetullah yok. Sibgatullah işte arkadaşlar, bu 7 tane. Şimdi bu alemi söyledim, şimdi insan ne giymiş? Bu bizde var. Giydik. En merkezde ne varmış? Kainatın bir sebebi vücudu. Bak Mars'a bakın. Şudur. Peki bir üstü yok mu? Şefkat. Bak muhabbete münezzeh diyor. Başka hepsi mukaddes. Görüyor musun? Hepsi mukaddes. Başka mesela. Demek ki biz ilk giydiğin şey eleye şuunat-ı zatiyi giydik. Şefkat. Sonra ne giydik? Cenab-ı Hakk'ın sıfat-ı zatiyesi, ilim, irade ve ondan sonra kıdem, beka, zat-ı sıfatları giydik. Esma'ya, burada esma bitiyor. Sonra burası, bir de ufaltayım da uzaktan bir görün ki Nur Muhammed'i bu. Arkadaşlar, şu gördüğünüz Nur Muhammed'in bizdeki karşılığı eledir. Ben yapıyorum, içeriye doğru giriyor. Benim gömleğim diyen gömlek değil. Gömleğin arkasında bir şey. Ben arkada, içeriye doğru giriyorum, bak eneye gideceğim. Benim atletim, ben arkada. Benim vücudum, ben arkada. Benim aklım anlamaz ya. Diyoruz ya, bloke ediyoruz, bazı derslerde böyle yapıyoruz. Ya ben bunu anlamam, zaten anlaması mümkün değil. Öyle dediğin için. Ben bunu anlarım Allah'ın izniyle, anlayacaksın. Bloke etmeyeceksin kendini. Benim gömleğim, gir içeriye. Benim atletim, gir içeriye. Benim vücudum, benim aklım, ben diye bak arkada. Benim ruhum, 27. sayfa sözlerde, ruh içinde cihaz diyor. Sana verilmiş. Benim ruhum diyen ruh değil. O ben olan ben, bu işte. Bu ene. Şimdi ayette ve 30. sözden söyleyeyim. Biz diyor emaneti kimlere? Dağlara, zemin ve göklere verdik. Kabul etmedi. Biz bunu ders yaparken ne diyoruz? Tevil ediyoruz. Dağları müekkeline indirmiş. Müekkeli kaldıramadı. Zemin ve semalara indirmiş. Bu emaneti almadı diyor. Öyle mi? Tevili nasıl yapıyoruz Hasan? Bunun şahsı manevisi var. Buna teklif edilmiş. Ama kitaplarda, Kur'an'da da ve Risale-i Nur'da dağ nedir? Zemin nedir? Bak dağlar, zemin ve göklere emaneti verdi, kaldırmadı, almadı diyor. Sonra altındaki ayette diyor, اِنَّوْ كَانَ زَلُمَا جَيْوَلُ. İnsan cahil ve zalim olduğu için almadı. Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Yani çok acayip ya, bakıyoruz. Peki nedir o da? Şahsi manevisi kaldırma değil. Dağdaki tabi Risale-i Nur'da dimadır. Allah emaneti sıfatla indirdi. Sırf ben bunu kaldıramam dedi. Dağ, Risale-i Nur'da ve dinde dağlar dimadır. Zeminden maksat kalptir. Kalbe indirdi, sırf kalp kaldıramaz. Göklerden maksat, bak dağlar, zemin, gökler. Ruhtur. Ruha verdi, tek başına bakalım. Üçü bir araya geldi, emaneti aldı. Dima, kalp, ruh. Bütünselliğiyle aldı.
Hiçbir peygamber yoktur ki mağarası olmasın, dağ olmasın. Her peygamberin mağarası vardır. Vahiy Musa Aleyhisselam da niye gelmiyordu evine vahiy de gidiyordu dağdan? Niye Hira'sına gidiyordu? Niye Turisina'ya gidiyordu? Niye Haran dağlarına gidiyordu? Faran dağlarına İsa Aleyhisselam. Ve mücedditlerin de böyle. Ustadın da barlası vardı. Gazali'nin de vardı. Hepsinin dağda maksat dimağdır. Zeminde maksat kalptir. Göklerde maksat ruhtur. Bunu şöyle unutmamak için şey yapalım. Kendiniz bir okyanusta tutar mısın şöyle? Okyanus. Bak şöyle. Unutma 25. kare yapayım diye. Gör. Şimdi okyanusun üstündeyim. Okyanus burası. 3 tane yön var. Ucu bucaksız olmayan zemin, saha. Ucu bucağı var mı okyanusun? Yok. Bu kar. Bir de derinlik var. Bir de yüksek var. Geniş. Risale öyle geçiyor. Geniş, derin, yüksek. Geniş kalbi, derin dima, yüksek ruhu. Mesela dima Risale'de dima akıldır. Dağ akıldır. Zemin kalptir. Zemin gökler ise ruhtur. Üçü bir araya geldi mi emaneti aldı. Şimdi şöyle bir şey anlatıyoruz. Hocam bilir. Biz diyor emaneti dağlara, zemine, göklere verdik. Almadı. İnsan aldı. O ne kadar zalim ve cahildir. Zalim ve cahilse emaneti niye alsın? Yani oysa zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için aldı. Zalimliğini ve cahilliğini nasıl kaldıracaksın? Ben de kaldırayım onu. Yoksa aldığı için zalim değil. Şimdi bu ene benlik buradan gelmiş arkadaşlar. Bize ilk çekirdek budur. Ben olan ben budur. Bunu kimse görmemiştir. Sen busun. Allah'ı niye görmüyoruz? Cevap kendini görmediğin için. Diğer gördüklerin elbiseyedir. Ona bakınca gömleği görüyorsun. Beni mi gördün? Ha, bu ceset de öyle. Benim vücudum diyorsun. Ben miyim? Kendini gören var mı ki sahibini göreceksin? Ben olan ben buyum. Sonra ona ne giydirilmiş ilk önce? Ruh giydirilmiş arkadaşlar. Ruh. Sonra akıl giydirilmiş. Sonra kalp giydirilmiş. Sonra istidatlar giydirilmiş. Sonra onların daireleri giydirilmiş. En önemlisi şuraya büyüteyim. En önemlisi derken çok mühim burası. Kürs, nefis giydirilmiş. Yani nefis deyince hemen şerdi. Nefsi emmare şerdi. En soğanın diş kabuğu içinde levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye vesaire var. Latika var. Bunlara Allah yemin ediyor ya. Bunlara latife insaniye deniliyor. İnsan olmak. Latife-i İnsaniye'yi 263 bağlada anlatıyor. Latife-i İnsan hakkında herhalde 4-5 tane dersim var, Risale'de toplamışım. İnsanı insan yapandır o. O zarar gördü mü, Kastamonu 104, Kastamonu 110'da da o latife-i bir latife var ki zarar görünce diyor, bakiyi sevecek bir yapıya sahip, faniye talip oluyor bu sefer. Faniye tutunuyor. Onun işte bir latife var ki diyor, latifelerin sultanıdır. O latife-i insaniyedir. Latife-i Rabbaniye değil. Latife-i Rabbaniye vicdandadır. Latife-i insaniye kalptedir. İnsanı insan yapan ki 11. hakikat Cenab-ı Hak ismi hakkın cilvesidir diyor. Cenab-ı Hak ismi hakkın bab-ı insaniyettir ki ismi hakkın cilvesidir. Bab-ı insaniye. İnsan insanlık kapısından geçecek. O zaman insan insan oluyor. Peki biz kimiz burada dünyada? Daha insan olmaya geldik. Biz beşeriz. Şerlerle dolu bir paketiz. Bir şer, beşer. Ne kadar o karmadan sıyrıldıkça latife insani oluyor, insan oluyoruz. Çünkü peygamberlerin vazifesi insanları, insan adaylarının insanlık makamına çıkarmaktır. Yoksa böyle tipine bakarak o kadar şeytanlar var ki diyor usta da diyor. İnsi şeytanlar diyor. Ruhlara aynı şeytan. İnsan mı? Değildir. Şimdi kürs takıldı arkadaşlar. 18 bin alem insana böyle giydirilmiş. Alem itibariyle Miraç'ta da bu mesafeleri
kat etmiş Allah Resulü geçmiş. Bu lebima ve ispat zaman ve mekanın hakikatidir. Bizler ise dimağımızda tahayyül ve tasavvurdur. Tahayyül ve tasavvur muayyenlik yoktur. Her şeyin, her mertebesinin serbestçe bulunduğu bir alemdir. İşte biz size bir dima dersini yapmıştık. Ben burada tabii çabuk çabuk konuşurken bunları şey yapmanız, kavramı ben bilmiyorum ki olmayacak, kavranmayacak, hemen olmayacak. Bir ne? Gayem ne? Birinci gayem uğbet. İkinci gayem, ha Allah Allah şu duvara da adam geldi, adam tabii. Şöyle bir yansıttım. Değil mi ki bu kadar kaliteli şeyler varmış bende ya. Bu alemler bende, bendeymiş. Allah Allah. 18 bin alem bendeymiş. O zaman ben çöplükte harcamayayım kendimi. Bunu anlasa yetiyor. Bu dersteki ana, yani ilim değil de, en azından herkesin anlayacağı ortak taraf bu. Yani bu kadar kaliteli yapıya, sisteme. Çünkü Allah muhatap almış bizi ya. Tek. Bütün kainatın çekirdeği. Yani bu böyle anlatılınca bu bana geliyor biliyor musun? Ya bütün kainatın neresi çekirdeğim ya? Et ve kemikten bir şeyim. Et ve kemik nedir biliyor musun? Şu beden, şu binayı düşünün. Bu binada şimdi içinde sensin. Hocam, ilmin, hissiyatın, duyguların, latifelerin, imanın, hassasiyetin, emel ve elemlerin binaya benziyor mu? Hiç alakası var mı binaya? Ha, yok. Ama binanın içindeyiz. Arkadaşlar, beden ruhun hanesi ve yuvasıdır. Libası değil. Elbisesi değil. Bak, libas benim elim, gömlek ve atlet. Ama bir de binanın içindeyim. Binanın içindeyim diye bina benden kıymetli mi? Değil. Ruh da bedende böyle. Demek ki biz binanın içindeyiz. Bizi dış şartlarda korumak için. Ölecek tarafımız da budur. Bu binadır. Hulusi abinin bir misali var. Ölen insan nereye gider diye. Güzel bir misali var. Demiş ki Hulusi abinin bu. Bir ağaç düşünün diyor. Ağacın üzerinde kuş var. Kuş. Oturuyor. Siyah ve beyaz bir adam da, hırzalar vardı eski hırzalar. Siyah beyaz bir adam da diyor ağacı kesiyorlar. Sonra ağacı harır harır kestikleri sonra düşse ağaç. Kuş ne olur? Düşmez değil mi? Uçar. Kuşta maksat ruhtur. Ağaçta maksat bedendir. Siyah beyaz gece gündüzdür. Hızarda maksat da zamandır der. Uçar gider. Yani bu bedeni biz kullanıyoruz at gibi. Der falan at gibi koşturuyoruz. Koşturabiliyorsak. O bizi koşturuyor. İkinci nereye gidiyor Hasan? Başka bir binaya. Başka bir binaya mı gidiyor? Başka bir hani bineye biniyor. Burak'a biniyormuş. Burak. Burak nedir? Zanlarımızın toplamıdır. İşaretleyeceğiz. Yani Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den şeye Mescid-i Aksa'ya gitti. Sonra oradan Burak'a bindi değil mi? Burak. Sonra Refref'e bindi. Peki ne o bindiği zaman ne yaptı seyahatte? Diyor ki Allah Allah şaşırmadı. Oh, bu nasıl bir alem? Kalbi yalanlamadı, gözü şaşırmadı diyor. Değil mi? Peki niçin diyor? Çok ilgimi çekmişti. Nasıl yalanlamadı, şaşırmadı? Öyle iman etmişti ki yaşarken bu tabi böyle olacak diyor. Tabi ya bu da bu. Yani biz nasıl iman ettiğimiz şeyle o kadar kopuyuz ki bu mu ya falan ondan oluyor. O kadar hakka lakin iman etmiş ki tabi canım. Baş azam. Bu ne bir mahfuz. Bu da bu. Demiş ya. Yani. Hiç şaşırmamış. Nasıl bir iman ya Rabbi ya. İşte herkes bir şeye hasta ya. Şimdi kimisi cenneti, kimisi işte saltanat, kimisi imanımı kurtarıyor. Ben de hasta hediye diyeceğim size. Benim de hayatta en çok özendiğim bir şey var. Çok istiyorum. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına hastayım. Hasta değilim. Hastayım. O nasıl bir iman ya Rabbi ya? Tek başında ya bu kadar cemaat var benim etrafımızda. Kardeşlerim sizler varsınız.
Ben de sizin yanınızdayım. Ya yine sarsılıyoruz en ufak bir şey olunca böyle yesmen falan. Sendeliyoruz. Ya mühimi yok, yardımcısı yok, tam tersine düşmanı var. Ve ilk yapıyorsun. Nümune yok, model yok, misal yok, patent yok, mukayese yok, taktik yok. İlk yapıyorsun. Bu din imobini kuruyorsun. Ya nasıl bir insan ya? Bir kere sırf nasıl Kur'an okunacağına dair 30 tane imam var. Bizim mezhep imamımızın İmam Asım'dır. 2 tane de ravisi var. 10 tane kıraat imam var, 2 tane ravisi 30. 30 tane imam. Sırf nasıl okunacak? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam sırf Kur'an nasıl okunacağını ömrü verse ömrü yetmez. Bunu nasıl yapacak o ya? Mane daha demir. Yani yeni kuruluyor. Yok modeli yok, misali yok. Yani bir ders verisi yapıyor da biz de onu taklit ediyoruz, bakıyoruz, dinliyoruz da biz de bir şeyler yapıyoruz. Allah Resulü'nün önünde kimse yok ya. Nasıl olacak ya? Bu alemler nasıl böyle ifade etmiş? Yani bir insan bunu yapabilir mi? Yapamaz. E yaptı, yapamaz. E yaptıysa demek Allah yaptırmış. Tamam. Onunla alakası olamaz. Çünkü değil fıkıh, değil itikat, değil akaid. Sırf Kur'an'ı okuma adına 23 seneye sıkıştıramazsınız. Kariler var ya, ömrünü vermiş okuyor. İşte okuyor, işte bize takdim ediyor. Bütün süreleri de yapamıyor ha. Bir de size bir şey söyleyeyim. Her surenin okuma şeyi farklıdır. Haleti farklıdır. Şems okuduğu gibi ve dua okunmuyor. Farklı bir haletle onu şey ifade ediyorlar. Kıraat imamları söylüyor. Onu okudum da onlar söylüyor. Abdüssamet şunu okudu, bunu okudu. Bak Meryem suresini okumasına bakın. Şems suresini okumasına bakın değil mi? Bak fark. Böyle yani. Her sure böyleymiş. Kıraat imamları ya. Bu. Yani bunlar şunu demek istiyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam 23 senede sırf kıraatı yapamaz ya. Beşer olarak olsa. İşte şimdi arkadaşlar buradayız biz. Emri künfeyim. Burası kabir. Burası 7 kat sema. Burada oturuyoruz. Şimdi ben ufaltıyorum. Sorusu olan sorusunu sorsun. Bu alemlerdi. 18 bin alemin içindeki yazılar bu külliyattan geçen bütün o alemlerin isimleri. 18 bin alem. Cennet cehennem burada biliyor musunuz? Hani bana seni gerek seni isteyene ver onu. İnsan şaşırıyor. Nasıl olur ya bizim gayemiz cennette adam cenneti de istemiş. Başka şeyi ne istemiş? Ha bak o cennetten sonra arşı istemiş. Lef-i mahfuzu istemiş. Arş azam kabu kalbisini istemiş. Yani cennet gaye değil yani. Şimdi bunu gördüğünüz zaman hakikaten cennetten daha üstün alemler var. Şimdi cennet şimdi gaye olur mu? Ben oraları isterim de şimdi. Ya baksana cennet şurada. Görüyor musunuz? Biraz büyüteyim de görün. Cennet burada. Hasan'ım. Ama cennette onu... Biz cennete de gitsek yeter Hasan abi. Ha işte. Buraya kadar enerji yetmeyebilir. Ya bak buraya gelmiş ya. Ben insan nebimle övünüyorum demiş ya usta uçağı görünce. Şimdi Allah Resulü buraya girmiş. Bunu büyüteyim. Şöyle büyüteyim. Görüyor musunuz? Şu kabuk karşısında burası. İmkan ve vücut ortası. İlk önce şuraya kadar gelmiş. Şuraya Cebrail Aleyhisselam'ın olduğu yere. Bundan sonra bu masum olduğu yerde Cebrail Aleyhisselam diyor ki bir adım da atarsam yanarım ya Muhammed dediği kelamına burada mazhar olmuş. Sonra da burada rüyetine burada mazhar olmuş. Kelamına ve rüyetine Risale böyle geçiyor. İlk önce rüyetine ve kelamına dersin yanlış olur. Bak onlar hep sıralanmış. Kaderi yazan kalemin vıcırtılarını işitiyordum. Nerede? Bu kaderi şey yapan şurası. Kelamın olduğu yer. Ses. Lefimi. Kur'an buraya indi. Buraya vahiy değil. İlmi ilahi şöyle yapayım. Eylerine söylüyorum. İlmi ilahi ile vahiy farklıdır. Vahiy lef-i mahfuzdan şu. Lef-i mahfuzdan Allah Resulü'nün şurada alem-i şehadete Kur'an verilmesine denilir. Bir daha bak şu insanı görüyor musunuz? Buna lef-i mahfuz arasındaki sürecin adıdır. Vahiy.
Allah Celle Celaluhu sıfatı, kelam sıfatından, şu görüyor musunuz? Kelam sıfatından Kur'an-ı Kerim'i lef-i mahfuza indirme sürecine de o da ilmi ilahi deniliyor. Tamam? Vahiy değil. Vahiy insana iner. Alemlere ilim. İlmi ilahi buraya inmiş. Lef-i mahfuz ile Allah'ın kelam sıfatı arasındaki süreç ayrıdır. Buradan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'a peyderpey gelmiş. Yalnız Amenne Resulü'yü buradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi almış ki o kadar harika bir şey onun içerisinde şöyle der ulema, hatırıma kaldığı kadar 3 tane şey geçmiş ümmetlere verilmeyen verilmiş Peygamberimize. Bir tanesi geçmiş ümmetlerin ruhuna göre bedenini yapmış. Bizim de böyle domuz yılana çevrilmememiz için söz almış ama ruhunu diyor der ulema, ya Rab ruhunu da çevirmeyi unutmuş. Unutulmuş ki ruhları domuz ilan. O ustad onu bozulma sürecini lemaatta şu şekilde sıralar. İlk önce maymun olur insan. Sonra ne olur? Çakal olur. Kurt, çakal. Sonra ne olur? Yılan olur. Sonra ayı olur. Sonra domuz olur. Sıralar onu. Lemaatta sıralar. Bir insan ne derler diye yaşarsa, ne derler diye etrafına göre kendisini yontarsa bu maymun olur. Maymunlukta terakki edince kurt ve çakal olur. Sonra zehirlemekten, dine ve Kur'an'a hücum etmekten, başkasına hücum etmekten lezzet alan fıtrat yılan olur. Sonra saldırıya geçer ayı olur. Sonra artık ar ve namusu yırtılır ve hınzır olur. Bunlar olur diye sıralamaz. Ama ustam süreci böyle söyler, sen çıkartacaksın. İşte birincisi buydu. Suretini geçmiş kavimlerde hani derler ya maymuncular, maymundan geldi. Evet, Kur'an'da maymundan insan geldiğini demez. Tam tersi, insan en güzel bir şekilde yaratılmış. Fakat insanda maymun yaratıldığı var. Evet. İnsanda hayvan yaratılmış. Hayvandan insan değil. İnsan, mesela Almanya'da ve Avrupa'da kalanlar bilir, Hasan bilir. Köpek dolaştırırlar çok. Eğer uzun süre o köpek, o hayvan onunsa, köpek sahibine, sahibi köpeğe benziyor. Merak ettim ben. Acaba köpek mi değişti sahibine göre? İnsan mı köpeğe benzedi? Benziyorlar. Köpekler değişmez. İnsanlar devam değiştiği için talimle tekemül, insan köpeğe benzemiş. Kelenamı belimam. Aşağı doğru iniyor. Yani bu da neyi gösteriyor? İnsan hayvanlaşabiliyor ama hayvan insan olamaz, benzeyemez. Kur'an'da da insandan hayvan olmuştur ama hayvandan insan olmamıştır. Şimdi birincisi buydu. İkincisi eski kavimlerde tövbe şey değil, günah, günah, sevabı, sevap kalır. Tövbenin kabul edileceği. Üçüncüsü de unuttuğumuz şeylerden muhafaza edilmememizi istemiş. Ve dolayısıyla içerisinde şefaat da var. Böyle hatırladığım kadar o. Şimdi insanın süreci bu. Sorusu olan var mı arkadaşlar? 18 bin alemi ben karpuz olarak bir de göstereyim size de daha iyi hatalı olsun. Bu süreci göstermekti. Ha bu. Şu sorumuza cevap veriyor. Bu mahiyeti zatiye her tarafı kuşatmış. Şöyle diyeyim. Buz her tarafı kuşatmış. Buz ama aslı su değil midir? Buz olarak gözüküyor. Alem-i şehadette esma ilişkisi nedir? Yani esma-i hüsnalar ne demektir? Buzdaki su gibidir. Esma-i hüsna donmuş, alem-i şehadet olmuş. Su donmuş, buz olmuş. Mahiyet-i zatiye Allah'ın nuru semavat ve lart. Yani Allah'ın nuru semavat içindekilerle hepsini ihata etmiştir demek, su buz olmuştur demektir. Su gözükmüyor ama buzu ihata etmemiş masan. Eğer esas nedir? Buzda sudur. Nasıl anlarız? Buzdan suyu çekin.
Buz olur mu? Eşyadan besmele çekin böyle olur. İşte mahiyet-i zatiye eşyayı ihata etmiş. Her şeyi kapladığı için göremiyoruz. Mesela radyo, televizyon dalgası, bu hava atmosferi sağ kapladığı için, muayene olmadığı için gözükmüyor. İşte mahiyet-i zatiyemiz her tarafımızı kaplamış. Sonra şunat-ı zatiye, alem-i şehadet buradadır bak Hasan'ım. Arkadakiler görsün diye büyütüyorum. Biz buradayız. Tamam mı? Sonuç değiliz. Bizi yedi kat sema sarmış. Lef-i mahfuz sarmış. Görüyor musunuz? Kürs sarmış. Arş sarmış. Lef-i mahfuz sarmış. Arş azam sarmış. Bakın arşla arş azam farklı. Arş esmaların perdesi tecelli ettiği yerdir. Arş-ı Azam ise her şeyin damı ruhunun, ruhların yaratıldığı yerdir. Ceberdir. Şimdi her tarafı kuşatan arkadaşlar mahiyet-i zatî ötelerde değil, Allah'ın nuru semavatlar her şeyi kuşatmıştır. O demek bak her şeyi bak nasıl kuşatmış. Biraz daha şey yapayım. Bu şekilde yani alem-i şehadet buradadır. Cennet cehennem bak burada gözükmeyince kadar bir yerde arş burada insan bu bütünlük ise biraz önceki kesip bu bütünlük. Bunu nerede geçiyor bu şekilde? Mesnevi'nin öyle de diyor ki alemleri karpuz şeklinde tutup eline alırsan diyor. Hatırladınız mı? Karpuz diyor karpuz. Biz onu bilmiyorduk. Yani hatırımda yoktu. Böyle bir şekil olduktan sonra bir tanesi bir kardeşimiz yazı yazdı maile. Dedi ki ya Mesnevi'nin öyle de karpuz diyor ya. Karpuz şeklinde, alemleri bir karpuz şeklinde. Biz onu böyle yatayım. Hakikaten acayip karpuz gibi bir şey çıktı ya. Peki nasıl çıktı bu çalışmalar? Arkadaşlar mesela şu mahiyet veya şuunat, kürs her geçen kelimeyi belki de onlarca defa toplamasını okudu. Toplama yaptık. Nereden başlıyor, nereden bitiyor, nereden başlıyor, nereden bitiyor. Bir baktık ki birisinin bittiği yerden birisi başlıyor. O bittiği yerde o başlıyor. Ondan sonra bir derse katılmıştım rüyada. Baktım ki bittiği yerden o başlıyor. Bitti, o da bittiği yerden ötekisi başlıyor. Birleştirdi ders yapan zat. Ben de uyandım. Aynı ben de birleştirdim. Bu kafayla olacak şey değil. Maşallah. Evet. Kafa işi değil. Çünkü çok zeki ve akıllı insanlar var. Ama bu iş biraz gönül işi, gayret işi, ısrar işi. Aynı şeyi tekrar dayatsan Allah Resulü diyor ki duada ısrar edin. Duanın en camisi de fiilidir. Peki. Şunat'ın insandaki karşılığı ne oluyor? Ha şunat'ı bunu hemen açarak göstereyim. Ha, bunun da İngilizcesi de olmuş arkadaşlar. Bunu şeye de attı arkadaşlar. İngilizcesini nereye gitti bakayım. Şu İngilizcesi de olmuş bunun. Bak İngilizce. Ta ki darbine darbe vursun diye. Yani İngilizce görüyor musun böyle? Yani insan maymundan mı geldi, o alemlerden mi geldi? İngilizcesi de yapılmış. Ve detay. Doneymiş. Bu Risale'nin İngilizce var ya kitapta. Oradan şey yaparak yapılmış. İngilizcesi ki Hasan darbinin değil, hayvandan değil, bu alemlerden geldik. Darbin öyle bir darbe vuruyor işte bu. Hayvancılık değil. Şimdi geleyim. Türkçesini açayım da senin şuunat-ı zatiyeni. Bir insanda neyin karşılığı aldığını. Heh, ona geçeceğiz. Şimdi bu şuunat-ı zatiye arkadaşlar. Mektubatı görüyor musun? 286'da geçiyor. Bu ruhumuzun karşılığıdır. Ruh. Ruhumuzu Allah şuunat-ı zatiyeden yaratmış. Peki benim ruhum diyen o ele, o benlik ise mahiyet-i zatiyeden gelmiş. Bilmiyoruz. Mesela Cenab-ı Hak itikadımızda o ki itikad kitabında yazar. Allah sıfatlarıyla kainattadır. İlmi, irade, kudretiyle, zatiyle insandadır. E peki insan da kainatın içinde. İnsanın ne tarafı var ki kainatta olmayan Allah ben diyor zatiyle değil.
sıfatlarıyla kainatta, zatıyla insanda. İşte insanda bir ele var. Mahluksuz mahluk, mahluksuz mahluk, sıfatsız sıfat, mekansız mekan, ene, oraya mahiyeti zatiyesi ile yaratılmış. Ama bilmiyoruz, eneyi de bilmiyoruz. Peki, eneyi almış diyor, Risale'de geçiyor ya, eneyi almış. Kim o alan? Sırrı insani. Sırrı insan, insan benim sırrımı şöyle diyeyim. Şimdi senin bir sırrın var, sen biliyorsun. O kadince. Bir sırrı var, eşim biliyor. Biraz dışarıya çıktım. Bir sırrın da var. Aileden bilmesi, akraban da bilmesi. Bir sırrınız var ki arkadaşların sonra gelen. Ama dikkat ederseniz kalitesine göre inceleşmiş, kimseye söylemediğiniz var. Sende duruyor. Allah'ın da aynı böyle. Diyor ki insan benim sırrımdır. Ben de insanım. İşte İnsandaki o Allah'ın sırrı nedir? Sırrı insani diye geçer Risale'de. Hadiste de geçer. Sırrı insani. O eneyi aldı. Ene de mahluk değil zaten. İşte o sensin. Sen şey sordun. Şuunat-ı zatesinin bizdeki karşılığı ruhtur, mahluktur. İçerisini Allah ruhu, ziyayattır, zişurdur, kanunem, rucudu, haricin sistemi ama içindeki yazılım bu. Ruhu yazan şefkat-ı mukaddese, eğer şefkatimiz inkişaf ederse, muhabbetimiz şefk sürür, ruhun inkişaf ediyor. Şunlar direkt ruha vurur. Hasan'ım, şu. Bak ne diyor, latifelerimizin menbaı bu. Bunlar. Şefkat-ı mukaddese, onun için cemaatta kendisiyle kavgalı olan cemaatle kavgalı olur. Bir insan sorun çıkartıyorsa cemaatle, yani huysuzluk yapıyorsa, kendi kendisine kavgası huysuzdur. Kendisiyle kavgalı olan benle barışık mı olacak? Ne, niçin söyledim? Muhabbeti olan kendisine muhabbeti olur. Kendisine saygı, kendisine değer, kendisinin öz güveni varsa sana da saygı ve değer verir. Kendisini motive eden adam başkasını da motive eder. İşte muhabbeti münezzehe, şuunat-ı zatiyeye aynadarlık etmiş oluyorsun Hasan'ım. Ders yaparak Allah'ın subutu sıfatındaki ilme mazar oluyorsun. Ders yaparken, anlatırken öğretmenlik yapıyorsun. Ama uhuvvet yaparsan, kardeşlerini seversen, onlar aman benden dolayı soğumasın, aman benden dolayı kitap okuması azalmasın, aman benden dolayı böyle sıkıntı çekmesin, uhuvvet olsun, bu hassasiyet şuunat-ı zati aynasın. Bakın kitap okudun, ilim aldın, bakın ilim şuradasın. Şuunat-ı zatiyedesin. Şuunat-ı zatiyede şuunat diyorum ya Tomer. Sıfat-ı subutiye. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Peki zat-ı sıfat nedir? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyamı bi nefs ve tekvin. Zat-ı sıfat da bu. Bak arkadaşlar, ilmi elde edersiniz, buraya mazar olursunuz ama cemaatta uhuvvet yaparsınız, şuunata mazar olursunuz. Ondan sonra da zaten bir şey yok. O kadar önemli. Adam ilmi o kadar yok ama muhabbetiyle bu rehanı aktif ediyor. Muhabbet. Bir tane vardı ya, 1000 kişinin itibarına vesile oldu. Seyran mıydı? Bir tanesi Seyran. Okumayı bilmiyor. Gitti kitabı koymuş. Müftüye, esnafa, şuna buna diyor. Ya benim okumam yok diyor ya. Sen bana buradan bir paragraf okur musun? Lan bu adam zaten yarı ümmi. Biraz da amaymış bir gözü. Ondan sonra okumayı da bilmiyormuş. Ya bu garibana bir okuyayım bir paragraf. Yani okuyormuş. Ondan sonra Allah Allah adamı. Ya biraz da okumuş, çok hoşuna gittim. Böylelikle 1000 kişiyi intibana vesile olmuş. Kürt Bekir Bey. Bekir Bey miydi? Görüyor musun bak 1000 kişi. Ulan ben 1000 kişiye daha Risale'yi tanıttıramamışsam. Ya Ali abi ben vazifemi yaparım, vazifeyle öyle değil işte ya. Ya böyle birisine bir kitap ver, bir şey yap, bir anlat. Ya bir öğretmen var tanıdım, şimdi emekli olmuş. Öyle böyle yapma, bir bahane olmadan diyor, derste bir dinle, Kur'an'la, Risale'den veya Peygamber'den, Allah'tan bir bahsetmesem diyor, o dersten çıkarım defterime yazarım, o dersin parasını yemem diyor. Şimdi bunun da seviyesi güzel bir seviye. Kıyas etmiyoruz.
Demek ki muhabbet burada. Şunat-ı zatenin bizdeki karşılığı Hasan'ın ruh. Sıfat, şurada sıfatın bizdeki karşılığı istidatlar. Esma'nın bizdeki karşılığı kabiliyetler. Dışa çıkmış. Sonra bu şekilde yaratmış. Ene burada bak Hasan'ım. Ene burada. Yani Allah'ın Celle Celaluhu insanda, şu görüyor musun bak ene de, teayyum ve teşahhus etmiş. Nerede anlatır bunu? Şu anlar 9. sayfada teayyum ve teşahhus. Allah, lügat manası verilmez bunda, teayyum ve teşahhus. İnsanda teayyum ve teşahhus ediyor. İşte ene emaneti var ya, ene emanetini. Alan sırrı insan. Ene bu. Ene mahluk değil zaten. Vücud arayıcısı yok. Sırrı da zaten düşün. O zaman kendini gören yok ki, görmeyecek de. Çok da merak ediyorum. Acaba ben nasıl bir şeyim? Nasıl bir şeyim? Bu değil ha hocam. Bu değil. Bu kaporta. Şimdi dışarıdan binaya bakınca, binaya senin duygularını, hislerini, emellerini, arzularını, imanını, duygularını, fikriyatını bilir mi? Binaya bakarak. Bina içindesin. Bizim kaporta da böyle. Ruhtaki o hassasiyetleri görmez. İşte o hele ene o ene ben olan beni merak etmiyor musun Hasan şimdi? Ha, ediyoruz değil mi? Tabii ya, nasıl bir şey ya? Bir ben vardır, benden içerim. Ben içerim. Ha. O nasıl oluyor? Benden, bir ben var, benden ta içeri. Ben dediğimin ta arkası, dibi yok. Ama şu lügatı, edebiyatçılar şöyle şey yapar. Bir ben vardır, benden içerim. Yani beni meydana getiren iç tarafım. Oysa bu mahluk olmayan benden içeri. Her şeyi yutan, içeru, içerisi değil, içeru, yutan, anafor gibi. Yunus Emre de anlamış mı bunu? Mesela? Anlamış. Eskiler anlamış tabii. Yani kaliteli insanlar. Yani tek tük çıksa böyle insan nevinden yetiyor insanın yaratılmasında. Ondan sonra böyle bir adam da var. Bunlarla meşgul olan bir Bediüzzaman bunları tasdif etmiş böyle. Ondan sonra bir de bakıyoruz onun talebi birbirlerine meşgul olsa, birbirini şey yapsa, ya kardeşim o kadar hizmet var ki, yani nereye baksan başın dönüyor. Suriyelilerle mi uğraşacaksın? Yani gelsin hizmeti anlatalım. Tam bir fırsat. Yani yurt dışı mı, yurt içi mi, talebe mi, aile mi, kendine mi yatırım? İnan nasılsın dedikleri zaman kötü olmaya zamanım yok. Hakikaten yok. Niye? Nasıl böyle zaman fazla var da onun bunu YouTube'dan bunun önüne oturabiliyor? Hayret ediyor. Arkadaşlar öğretmensiniz. Tabii böyle oldu demiyorum ama benim YouTube'um yok, Facebook'um yok, Instagram'ım yok. Benim adıma çalışıyorum. Niye yok? Çünkü kardeşim zamanım çok kıymetli. Oralarda harcayacak zamanım yok. Bir nefes almak için yoğun bakımdan çıkmışım. Rahatça yoğun bakımın dışında nefes almanın ne demek olduğunu yoğun bakımda olanlar bilir. Yoğun bakımda değilsin. Bu nefesi YouTube'un karşısında ne demek? Başkası yaşıyor. Yaşadığı bir hayatı ben seyretmeyle mi ömrümü geçireceğim? Seyrettiğiniz film başkasının hayatıdır. Başkasının hayatını seyretmeyle hayatımı mı feda edeceğim ya? O benim hayatımı seyretsin. Ben onun hayatını niye seyredeyim ki? Lakara lukaralarına harcayacak ömür mü var kardeşim? Bir nefes almanın ne demektir ya? Ya. Peki başka sorunuz yoksa kapatayım. Yapma abi. He. Şimdi insan burada kendisini göremezken Allah'ı nasıl müşahede edecek abi? Şimdi Allah şu cennette şu tayin ve teşahhus ya, o Rabbul Alemini göremeyecek hiçbir zaman, Rabbini görecek. Allah'ı görmeyecek zaten. Allah gözükmüyor. O Rabbini görecek diyor ayette de. Hadiste de. Rabbi ne demek o? Şu. Senin aleminde esmalar bir mevki kazanmış. Rahman bir seviye almışsın. Biraz ortaya çıkmış. Rahim biraz çıkmış. Kerim Latif çıkmış ya. Senin aleminde esmalar vücut bulmuşsa ne kadar mertebe? Onların toplamına senin Rabbin denilir. Esmalar senin aleminde ne kadar inkişaf etmişse onların bütünlüğüne senin Rabbindir. Cennette onu göreceksin. Herkesin ya. Rabbi kim olduğunu irah eder diyor. Evet, irah eder. Herkes Rabbul Alemin diye Allah değil ha. Allah'ımız bir.
Rabbimiz farklı. Herkesin alemindeki aktifliği, o seviyesi, mesela herkesin Cenab-ı Hakk'ın esmasının meratibi farklı. Bu meratipleri hepimizde farklı olunca bu bizim Rabbimiz oluyor. Rabbul Alemin değil. Rabbimiz oluyor. Mesela şey var, diyor ki Ehad. Bak, Ehad tamamen zatı anlatır, ilahları anlatmaz. Ehad'ın içerisinde esmaları kolay koyarsanız Ehad ilah olur. İlah içinde esmaları barındırır. Ehad'da esma yoktur. Zat vardır. Onun için kulu vallahu ehad küllehü küfüven ehad. Başı da sonu da aynı. Yani ağacın çekirdeği kulu vallahu ehad, ağacın meyvesindeki çekirdek ise küllehü küfüven ehad. Arasındaki ağaç nedir? İlah. Yani esmalar. Kerim, Latif, Rahman, Rahim, Sani. Bütün isimler. Ehad'ın içine isim koyamazsınız. O için ehattır. Koyduğu anda ilah olur. Hasan abi şimdi şeyde yani yaratılmış mevcudat içerisinde beşer mesela insan karşılığı olarak gelir. Kur'an'da geçen insan var, bir de Adem var. Evet. Yani üç tane aslında insanın farklı yapısı var, kelimelerle ifade edilişi var. Şimdi mesela biz bazı konuları anlatırken gerçi biz diyoruz işte ilk insan Hazreti Adem'dir diye söylüyoruz ama işte ilk çağlarda insanlar mağarada yaşıyor, öyle garip bir vaziyette kitaplar yazıyor bu. Çizmişler yalnız. Çizmişler de aynı zamanda. Evet. Şimdi Hazreti Adem'den önce yani insana benzeyen varlıklar var mıydı yani? İnsana... Böyle bir şey diyebilir miyiz yani? İlk insan sanki Hazreti Adem'le beraber tekamül etmiş bir insan modeli mi ya? Veyahut da öyle mi diyeyim? Evet. Ondan önce, yani Hazreti Adem'den önce Cenab-ı Hakk'ın... Başka mahlukatı var mı? Var mıydı insana benzeyen, insan evet. gibi böyle? Vardı şöyle. Onların dediği gibi değil. İşaret-i Caz'da söylüyor. Yani sistemin sahibi sistemden konuşuyor. Cenab-ı Hak sistemin sahibi. İnsan ise ona şahit olduğu kadar konuşuyor. Ne kadar konuşsa sistemin sahibinin ifadesi kadar değer alınmaz. Sistemin sahibi diyor ki insan yaratılmadan önce diyor İşaret-i Caz'da ayeti tefsir ederken cinler vardı diyor. Ve insana benziyor. Onlara da kuvve-i gazabiye, kuvve-i gadabiyesi var. Onların anlattığı gibi insan tüylü müylü böyle bir değil. Yani insan itibariyle insan Adem aleyhisselam yaratılmış. Adem bütün dinlerde de ortaktır. Bir ne yapmış ona? Öyle vahşi mağara insanı bedeli falan değil. Peygamberdir. Çocuk değil bu. Büyümüş, tekamül etmiş. Bütün isimleri yani bütün ilimlere haiz. Biliyor yani neyi ne yapacağını. Ondan sonra buraya indirmiş. Bu dünyaya bebek olarak inmemiş. Biz bu dünyaya bebek olarak geldik. O tekamül etmiş olarak gelmiş. İnsan olarak gelmiş. Adem demek, üstüne takke koyarsan vücut demek. Adem ise takkesiz yokluktur. Yokluktan varlığa dönüştürme sebebidir insan. Onun için Adem denmiş. Yani yokluğun varlığıdır Adem. İnsan ise beşeriyetten sıyrıldığı kadar o latifeleri, latife insaniye kazanmıştır. Tamam mı? Beni Adem ise insanoğlu olan biziz. İnsan olmak kolay değil arkadaşlar. Sokakta diyor insan suretinde insi ve cinli şeytanlar var. Ha bizden önce cinler vardı. Ondan önce ruhaniyat vardı. Ruhaniyat vardı. Biz ama melek, şeytan, cin biliyoruz. Başka bir usta ruhaniyat diyor. Erva habiseden bahsediyor. Demek ki kısaca soruna cevap verin. İnsandan önce cinler vardı. Yani ruhaniyat vardı ama insan yoktu. Onların vücutları enerjiden, esirden oldukları için bedensel atomik bir vücutları yoktu. Ama insanın
kabiliyeti, istidatları kadar kabiliyeti yoktu. Niye yoktu? Beden olmadığı için. Ama insana benziyorlar onlar. Onlar da iki ayağı var, iki gözü var. Onlar da dinle teklif edilmiş. Ama fitne ve kan döktükleri için Allah onları kaldırdı. Kaldırdığı için onlar bize düşman oldu. Yani adeta tövbe. Ey Allah'ım cinler diyor. Bizi kaldırdın, insanoğlunu getirdin. Bak ona değer verdin. Bak onları biz ne yapacağız? O değer verdiklerini ne kadar sefil yapacağız demesiyle cinler insanlara bunlara düşman oldu. Cinlerin de Müslümanı var, kafiri var, Yahudisi var, Nurcusu var, Reyhanlısı var, Kırıkanlısı var. Nerede doğmuş büyümüşlerse onlar da oralıdır. Ama insan olarak bu bedensel olarak bizden önce Adem Aleyhisselam'dan önce yoktu. Ama ondan önce zih hayattır, zih şuurdur, kanun hem vücud harici mahlum cinler vardı. Ruhaniyat vardı. Esir bir de Hasan abi esir yani esiri anlamak bize yani ne katkı sağlar diye. Çok güzel. Yani harika. Bizi hangi meselemizi çözer. Anlamada kolaylık sağlar. Yani mesela biz bildiğimiz şey en küçük parça atom. Evet. Ama esir daha latif bir madde. Risale'de de geçiyor. Yani biz mesela fizikçilerle konuşurken esir diyoruz işte. Cenab-ı Hak esirden yaratmış. Yani biz bunu anlamamız bize neyi anlamakta kolaylık sağlar? Evet çok şey de kullanayım. 1978'de bir fizik hocam vardı. Suadiye Lisesi'nde 78'de. Ona derdim ki hocam işte ahiret falan var. Oradan anlatayım sen kısaca. Ahiret var dediğim zaman dedi ki Hasan'cığım bak ben inkarcı değil. Tamam sonra beni çağırdı. İnkarcı değilim dedi. İnanmak istiyorum ama inanamıyorum. Çünkü diyor dediğin alemlere bir yol, bir alamet yol yok diyor. İnan diyor bir tane patika görsen ben bunu otoban yaparım dedi. Dedi. Hiç aynı cümle onundur. Patika yolu bilsen ben onu cadde yaparım dedi. Hani şey yapamadık tabii. Şimdi bu esire geleceğim. O zamanki madde anlayışımız madde bölünebilir en küçük parçasını atom diyordu. Madde anlayışımız burada bitiyordu. Ve ateistler derdi ki dinsizler her şey bu. Bundan öte bir şey mi var ki? Alemlerde zattan bahsediyorsunuz. Her şey bu bunun terkibi veya çözülmesiyle olur. Çünkü madde son durak, arkası yok. Sonra kuantum fiziği çıkarak maddenin süret olduğunu, atomun süret olduğunu, fiziğin altının metafizik aleminin daha karmaşık, daha mükemmel, daha canlı olduğunu diyor. Hatta en ateisti bile Higgs, H, Hata, İstanbul, Giresun, Samsun, Higgs, tanrı parçacığı demek zorunda kaldılar. Yani bu kuantum fiziği ve İsviçre'deki gel deneyi ateistleri yok etti bu ilmi şey. Çünkü onların dayandıkları son nokta atomdu, maddeydi. Bu kuantum fiziğiyle madde maddelikten çıktı, fizik metafiziğe dönüştü. Esas oydu. Ben bunun gel deneyinden sonra bu hocamla irtibatım kesilmemişti. Çok insancı tarafı çok üstün bir fizik hocamdı. Ben bunu aradım. Cern hadisesinde, yani İsviçre'deki deney, kuantum fiziğini onaylanmış şey. Ama ilim değil daha, teorik gene. Ben, şu çıktı kendisi, telefonu aradım, şaşırdı. Ondan sonra Hasan'ım dedi, seninle görüşmek isterdim dedi. Hocam dedim, ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Onun için ama iyi dinle. Hocam dedim falan tarihte falan yerde siz bana böyle dediniz. Eğer ahirete bir ipucu bir patika yolu olsa ben onu otoban yaparım demiştiniz. Bu cen deyince dedi ki dur Hasan. Cen hadisesi ve kuantum fiziğiyle kuantum fiziğini diyor. Cen yani sen İsviçre'deki deneyde dedi artık Hasan'ım ahirete patika değil. Cadde ortaya çıktı diyor. Ben de ahirete inanıyorum artık. Bak Müslümanım diyordu, ahirete inanmıyordu.
İnanmamasının sebebi inanamadığındandır. Şimdi buna ne alakası var? Şimdi madde gelmiş, yani inkarcılığını atoma, maddeye dayandırdılar. Budur diyor. Başka ne var diyor. Şimdi budur diyemez. Fizik hiçbir şey değil. Süretmiş. Metafizik alemi var. Neresi orası? Kuantum fiziği. Kuantum fiziğidir. Enerjidir. Bir parça daha enerjiyi, enerji yoğunlaşacak, asır geçecek veya kısa zamanda oluyor, eskisi gibi değil. Enerjiyi de ortadan kaldırdıkları zaman, nasıl ki madde, atom, atom ortadan kalkınca enerjiye dönüştü. Enerji de ortaya kalktığı zaman esir çıkacak, karşımızda ruhanilerle görüşeceğiz. Ruhaniler çıkacak, melekler, cinler, onlar karşımıza çıkacak. Gerçi cinlerin vücutları enerjidendir. Meleklerin ise esirdendir diyor. Efendim? Üstad da onlar kaçmış mı? Üstad onlarla... Tabii tabii tabii. Üstad görmedim, şahit olmadım, yazmadım. Şimdi bu madde, bu en bariz, bize ne kar sağlar esir? Yani olay tanık olduğumuz, şahit olduğumuz atomla bitmiyor. Atom altıya geldiğimiz zaman enerji, biz diyorduk daha ötesi var. Hayır diyorlardı ki atom da bitti. Nasıl ki enerjiye geldiniz? Kuantum fiziği daha enerjide. Orada bitmiyor. Sırayla biraz gideyim. Atom, in aşağıya. Enerji, in aşağıya. Esir, in aşağıya. Madde hayat, in aşağıya. Aynı hayat, in aşağıya. Hayatın zatları ve cevherleri. Bu bir yoldur. Bu bize ne kazandırıyor? Madde, yani şu varlık ötelerin kopmuş da burada bulunmuş. Uzay boşluğunda böyle bulunmuş bir dünya değil. Zahirde dünya boşlukta gibi diyor. Ne boşluğu? En fazla dolu olan şey boşluk dediğimiz şeydir. Hani ulema büyükler de demiş ya, konuşmamak en büyük konuşmaktır. Niye? Konuşunca bir şeye dönüşüyor, mayenleşiyor. Ama konuşmayan adam konuşmaz. Acaba ne dedi? Her şey olabilir ifade eden konuşmamaktır. O zaman her türlü ihtimaliyat kadar güçlüdür konuşmamak. Boşluk da aynı böyledir. En büyük dolu boşluktur. Boşluk içi boş manasında değil. Bizim şahit olduğumuz şey yok. Bardağın içi boş. Ne boşu? Atmosfer boş mudur? Bir sürü radyo dalgaları var, televizyon dalgaları var. Ha şimdi bize otobanımızın güzergahını anlatıyor. Atom, enerji, bitmiyor ki. Bitti diyor. Ne bitmesi? Esir var. Peki bu ne işe yarar esir? Ahirete köprü kuruyor. Meleklerin vücudunu ispat ediyor. Nasıl ki atom var, onunla yapılan var. Atom altı enerji var, onlar cinle yaratılmış. Onun da bir altı var, esir, onlar da melekler yaratılmış. İman esasındandır. Köprü kuruyor bize. Peki o bize bize taşıyalım. Atom bedendir. Enerji kuvalardır. Kuvayı atlıya, kuvayı şeyliye, kuvayı gadabiye. Esir nedir peki? Meleklerin bizdeki karşılığı nedir? Bu şefkat-ı mukaddese, memnuniyet, bunlar yani kabiliyetler sirdir. Maddi hayat istidattır. Aynı hayat, o arkasındaki ruhun sıfatlarıdır. Yani böyle gittiğimiz zaman insandaki karşılıkları bu. Bak atom, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatlar cevherleri. Bizde karşılığı olursa atom bedendir. Enerji bizdeki kuvalardır. Yediğimiz su, ekmek falan enerji dönüşmüyor. Kuvve-i akliye, kuvve enerjidir. Peki enerjinin aslı esirdir. Bizdeki karşılığı nedir? Kabiliyetlerdir. Peki esirin aslı nedir? Maddi hayattır. O da istidada denk geliyor. İstidatlarımız, kabiliyetlerimiz onların ifadesi. Yani bunlar kısacası bu alemi şehadet, alemi gaybtan kopmuş değildir. Bir daha şu binanın komşu binası var değil mi? Ha, dünyada ahiretten uzaklaşmış, ahirete bitişik bir bina komşusu değildir. Nedir ya? Dünya ahiretin dışa vuruşudur. Yani buz suyun dışa vuruşudur. Bu suya ne kadar yakınsa ahiret de dünyaya o kadar yakın. Nasıl anlıyoruz?
buzdur. Hiç ömründe su görmemiş. Hiç ömründe su görmemiş bir insana buzun üzerine oturttur. Nasıl anlatacaksın bu sudur? İşte ha dünya buza benziyor ama sudur. Su ama H2O'dur. H2O ama enerjidir. Enerji ama esirdir. Aynı hayat, madde hayat aynı. Aynı buzun içindedir bütün alemler. Ama kendi boyutunda, kendi hakikatında, fizikte boyut, bizde hakikat. Bak buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat aynı. Bütün ahiret alemleri buzdadır zaten. İşte köprü kuruyor ve o alemlere intikal etmeye yardım ediyor. Bizde ise istidat ve kabiliyetlerimizi tanımlıyor. Esir. Esirden bize istidatlar yaratılmış. Düşünce itibariyle atom diyordunuz ama enerji var. Orada da bitmiyor bizde. Esir de var. Peki Budistler de var mı? Onlarda da bitmemiş. Onlarda da Nirvana var. Bak o esiri onlar da iddia ediyor. Orada bitiyor ama. Nirvana onların aynı şey. Tamamen beşeriyetten o yapılanmalardan sıyrılmak. Yani fena fille olmak var ya böyle. Beşeriyetten varlıklarından sıyrılmak. Nirvana o demek yani. Sıyrılmak daha kastediliyor. Şimdi bir soru daha sorayım. Sonra. Vicdanın dört ana sebebi. Neyin? Vicdanın mı? Dört tane. Onların bir tanesi Latife Rabbani'nin Hayatul Gayesi Müşahadetullah diyor. Evet. Şimdi biraz evvel dedik Allah'ı değil Rabbini. Rabbini müşahede edecek. Evet. Şimdi oradaki Latife-i Rabbaniye önce ne oldu? Yani hani vicdan dediniz. Ama vicdanın bir unsur olarak geçiyor. Onu hemen göstereyim. Evet. Doğru. Şimdi peki Latife-i Rabbaniye o zaman gayetul gayası gayet yani bunun müşahedetullah ise neden orada yani Cenab-ı Hakk'ı görmektir onun gayesi denmiş. Yani biz herkes kendi Rabbini farklı şekilde görecek. Onu nasıl anlayacağız diye. Ya bak şimdi. Burası vicdan görüyor musunuz? Burası vicdan. Tamam mı abi? He? Tamam mı o dairenin içindeki zihin, his? Yani bu kadar. Ha, tamam. Onu ben ibadetullah dönüşmüş halini bakayım nerede bu. Şurada mıdır? Onu hangisindedir diye göreyim. Ha burada. Evet. Tamam. Tamam. Bu vicdan. Tamam. Arkadaşlar vicdanı karpuz gibi düşünün. Tamam. Veya soğan. Bu vicdan düşündünüz mü? O kırmızı kabuk var ya soğanın. Evet. En dışı iradedir. Gir içeriye daha latifi zihindir. Gir içeriye histir. Gir içeriye Latife-i Rabbaniye'dir. Şimdi irade vicdandadır, ihtiyar dimağdadır. Günahlar irade ile yapılmaz, ihtiyar ile yapılır. İbadetler ise irade ile yapılır, ihtiyarla yapılmaz. İhtiyar, beşeriyetimizin iktizasıdır. İhtiyarla irade arasındaki fark tanımı yapayım. İhtiyar şudur. Bu, o mu, şu mu, bu mu? Hazır zamandaki tercih mekanizmamızdır. İrade ise mazi ile istikbale bakarak halde tercih yapar. Namazı o kılar. İrade dimağda mıydı? Hayır, irade bak gördüm bak vicdanda. Evet. Bak. İhtiyar dimağda. İhtiyar vicdanda. Onu da göstereyim var şurada. İrade bakayım. Vicdanda, ihtiyar dimağda. İhtiyar dimağda. Bak şimdi göstereyim. Çıksın bakayım ne oldu. Ha. Bak şimdi. İkisi cevap. Vicdan ve dima. Arkadaşlar bu ihtiyar şurada. Şu mouse'u görüyor musunuz? Evet. Ha. Burada. Bu gündelik hayatımızı tanzim etmekte kullanılır. Elestu bi rabbikum kalu bela. Melekut aleminde, gayb aleminde kabul eden ise iradedir. İhtiyar değildir. İhtiyar hazır zamana bakar. Hazır zamana muhteladır. Mazi ve müstakbele bakıp tercih yapmaz. Onu 24. sözde söyler. 24. sözde hayvaniyettir der. Hayvanlarda ihtiyar vardır. İrade yoktur. Nedir o?
Arı çiçeğe konar, taşa konmaz. Sinek çiçeğe gitmez, pisteğe gider. Arı çiçeğe gider, pisteğe konmaz. Bu bir tercihtir. Mesela arı oraya değil, oraya değil, oraya koy. Bu bir tercih, bu ihtiyardır. Hayvanlarda da. İrade ise kutsi bir sıfattır. Sıfat-ı subutiyedendir. İbadetlerimizi bununla yaparız. İradeyi tanımlıyorum bir daha. Mazinin bütünlüğüyle geçmiş. İstikbale bakarak hali tercih eder. Yani kısacası mazi noktayı istinad, Allah'a iman ile istikbal ise nokta istinad, ahirete imanı birleştirip halde yaşamayı tercih eder. Dolayısıyla irade arzularını, isteklerini insan erteler ve öteler. Yani Allah diyor ki şu aramı yapma. Ben sana cennette şunu vereceğim. İhtiyar ne diyor? Ben diyor taksitle uğraşmam kardeşim. Ben peşin çalışırım. Ama böylesi vardı dükkanda peşin satan, taksit satan. İhtiyar hemen peşin satıyor. İhtiyar nefis bu. İhtiyar nefsin kullandığı silahtır. İrade ise vicdanın kullandığıdır. Onun için kafirlerin eğer vicdanı hatmedilmişse iradeleri yoktur. Çünkü vicdanı yoktur. Vicdansızın, vicdansız deyince irade zihnisi yoktur. Onlar neyle hareket eder? Hazır zamana muptela olan, mazi ve mustakbelden kopuk, hazır zamanda yaşamaya vesile olan ihtiyarları vardır. İrade ulvi bir sıfattır. İrade onlarda yoktur. Onların tercih yaptıkları şey ihtiyar değil, ihtiyardır. İrade değildir. Çok ilginç bir tercih. Geçen Azhan bu şimdi anlattığınız şeyle birebir örtüştü mesela. Geçen bir öğretmenle biraz böyle sohbet ederken ya dedi işte dünyaya dedi bir defa geleceğiz. He. Yani adam demek ki iradesi şey olmuş. Yani vicdan tebessüm etmiş. Tek bir şey. Yani dediniz ya sinek pisliğe gidecek. Yani başka şeyi kalmıyor. Evet. Hakikaten burada bak şimdi. Yani. Bak vicdanın içerisinde bunlar mı var kardeşim? Bak bak içinde irade var mı? Zihin. Peki vicdanı yok olsa iradesi yok oldu değil midir? Adam öldü. Acaba kalbi de durdu mu? Gözü de mi görmüyor? Adam öldü ya. Ha, vicdanı ölmüş. Ne olmuş demek? İradesi yok demektir. Peki kafirlerin vicdanı mı kalmış? Mürtedin vicdanı var. Peki onlar tercih etmiyor mu? Ediyor. Neyle ediyor? İhtiyar. Biz böyle şaşırıyor. Allah bir tercih mekanizması olan irade varken ihtiyarı niye yarattı? İhtiyar varken iradeyi niye yarattı diyorlar. Ben de diyordum. Meğer ihtiyarın işte bir ayrı, iradenin farklı. Şimdi. Peki, mesuliyeti şey yapmıyor değil mi Hasan abi? Mesul oluyor ihtiyarla. Tabii canım. Hani irade yok diyen mesuliyet. Yok o zaten kendisi katletmiş. Vicdanını tahrip etmiş. İradesi. Niçin yok? İradesini... iradeyi çalışması için kafirin vicdanı çalışması lazım. Vicdanı da çalıştıran imandır. Peki imanın varlığı, imanı kabul etmek ihtiyarla değil mi? İlk önce Kur'an şuraya geliyor. Şuraya taakkule geliyor. Kur'an bu vahiy geldi mi? Kur'an'ı kabul eden ihtiyardır. Taakkul yani. Akıl bunun çerçevesini şey yapar. Bak şuraya bakmazsan. Tasdik ilim olur. İzan vicdana iner. Ama dur ihtiyar daima kabul etmez. Kur'an akla gelir şuraya. Buraya geldikten sonra ilme dönüşür tasdikte. Sonra vicdanla izanla vicdana gider. Çünkü daha kafire İslam gelmemişse vicdanı bozulmamıştır. Çünkü mesela ehli fetret var ya Sibirya'da pigmeler vicdansız denilmez. Kafir iki tanedir. Lötür kafir yani bizim bildiğimiz gibi iman etmemiş. Ama öyle küfür de etmemiş. Yani fotballı gibi yaşıyor. Onun cebel olarak işlenmemiş, maden olarak vicdanı duruyor. Bozulmamış bunun. Vicdanı duruyor. Ama yok İslamiyet'i duymuş, şey yapmış, bilerek reddediyorsa vicdanı gidiyor. Şimdi insanoğluna daha İslamiyet'i dini reddetmemiş. Hepsi taptaze, arabanın yeni taze çıktığı gibi. İkinci el değil. Şimdi bu adama vahiy geliyor bak Hasan'ım. Vahiy buraya gelir. Akıl. Sonra bir daha ilim olur. Sonra buradan vicdana iner. Vicdana iner. Vicdanda da boyalanınca iltizama gelir.
şu iltizamda ihtiyar var. İhtiyar ile onu kabul eder. Sonra bak itikat olur. İtikat olunca tekrar kalbe doğru iner. İman olur ondan sonra. İtikattan sonra iman olur. Yani döngü önce şeyle başlıyor. Ne? Dimağda başlıyor. Evet. Dönüyor. Çünkü Kur'an kime inmişse onu mesul eder. Kur'an kalbe inseydi direkt, o zaman her kalbe, hangi kalbe inmişse mesul olacak. Delilerin de kalbi var. Delilerin aklı yok. Kalbi var. Eğer Kur'an kalbe inseydi, indiği kişi mesul eder. Deli mesul değil. Demek ki Kur'an kalbe değil, ilk önce dimağa iner. Akla iner, aklı selime iner. Allah Resulü'nün tabiriyle aklı olan olmayanın dini yoktur. Şimdi gelelim şeye. İrade, ulvi şeylerin, yani iradenin özelliği mazi ile istikbale bakıp, yani Allah'a iman, ahirete iman ile halde tercih etme mekanizmasıdır irade. Allah'tan ve ahiretten kopuk bir insanın tercihi ise irade değildir, ihtiyardır. Hazır zamana muptelâdır. Öyle şey, taksitte satmıyor. Adam peşinde çıkartıyor. Peki iradenin ibadetullah'tır. Şimdi bize bakan tarafı. Eğer biz ibadetlerimizi, yani ibadet deyince eylem değil ha, eylemsizlik eylemleri de la ilahelerimizi çoğaltırsak illallahımız çoğalır. Yani ilk önce terk, takva, meniyatta ve günahlardan iştirap etmektir. Ama ustad bu tarifi getirmiş. Geçmiş ulemada takva hep eylem üzerine kurulmuş. Şunu yapmak, bunu yapmak, bunu yapmak. Ustad ise takvayı terkin üzerine kurmuş. Bak meniyattan ve günahlardan. İkisi de lügatta aynıdır. Hayır. Meniyat itikattır. Günahlar eylemdir. Ne kadar terk ederse takva çok olur. Giden yollar. Evet. Şimdi giden yollar. Şimdi bu eğer biz ibadetlerimizi, terklerimizi yaparsak irademiz güçlenir. İradesi güçlenince dimağımızı etkiler. Dimağdaki bilgiler zihne iner. Sonra vicdandaki hisler aktif olur. His nedir şu? 77-75 amet edemiyorum. Dağdaki, köydeki ninelerimiz var. Bilgisi yok ama takması var. Kapanıyor namaz az. Babaannelerimiz öyle ya. Senin kadın mı yok? Senin bu yok bu ilgi. Senin hassasiyeti yok. Ha, onun vicdani hissi var. Bizde akıl, kütüphane. Demek ki insanı eyleme geçiren ilim değil. Eğer insanı eyleme geçiren ilim olsaydı, alimler hata yapmazdı. Bilmek, yapmak olsaydı, hiç kimse hata yapmazdı. Peki insanın eylemi var ya böyle, namaz kılmayı. Bunu ilk eyleme geçiren kimdir? Histir. Namazı varsa vicdan hissi vardır, namazı yoksa vicdan hissi yoktur. Arabanın aküsü gibi. Kıt kıt. Ama dev gibi hafızdır. İyi bilgisi var. Belki de mürtettir. İslamsız oğlu gibi. Belki ehli bidadır. Nasıl yapabiliyor? Kadını nasıl inkar edebiliyor? Demek ki o hissi yok. Yani dişe mesuliyet, korku yok. Ne var? İhtiyarlar var. Demek ki biz haramları terk edersek ibadetimiz artar. Kur'an'a tefekkür edersek, Risale-i Nur okursak zihin kabiliyetimiz artar. Eğer eylemsel itibariyle de yaşarsak dağdaki ninelerimiz takması, dini duygusu, hisleri canlı olduğu için namaz olur. His varsa eylem vardır, eylem varsa hissi vardır. Peki ilim ne yapar? İlim hisleri, his duyguları, duygular latifeleri oluşturur. Onun için demiştim ki fikirlerinize dikkat edin, hissinize dönüşür. Hissinize dikkat edin, duygunuza dönüşür, duygunuza dikkat edin, kaderinize dönüşür. Kaderin olur. İki türlü kader var bu arada. Bir ihtiyari kader var, bir de iradeli kader var. Onun için kaderi çözemiyoruz. İrade ile ihtiyarı çözemeyince kaderin alt zemini bu. İhtiyari kader var, iradeli kader var. İradeli kader nedir? Reyhanlı'da güneş ne zaman doğacak? Ne zaman doğacak? Ya ben bugün güneş istemiyorum. Öyle bir şey yok. Kimin çocuğu olacaksın? Nerede doğacaksın? Bu iradeli kaderdir.
bizim dışımızdaki kaderdir. Tamam mı? Bizim hakkımızdaki bu sistemin yaratılması. İhtiyarı kader ise bu sistemin içerisindeki, tercihler içerisindeki benim tercihimdir. Anladık mı burayı? Bir bakarsın kader kitabında veya kader izahı şeylerde ders yapar, kitap şey yapar, Allah her şeye hakkın bitmiştir falan. Başkası yapar, yok Allah ile çalkası yok, bütün tercihi de bize bırakmış. Hayır arkadaş, sistem yazılımı iradeli kaderdir. Sistemin içerisindeki tercihlerimiz bu ihtiyar kaderdir. Örnek vereyim. FIFA, UEFA top sahası nasıl olacağını, penaltı ne demektir? Ve sahanın boyunun vesairesini futbolcuya bırakmamış. Top oynama sistemini kurmak iradeli kaderdir. O sistem içerisinde, top sahası içerisinde ki futbolcuların çıkartacağı oyun ise ihtiyarı kaderdir. Veya Linux veya Windows bilgisayar sistemini kurman iradeli kaderdir. Sen bilgisayarın içerisindeki tercihlerin ihtiyarı kaderdir. Onun dışına çıkamıyorsun. Yani ben öyle bilgisayar kullanayım ki Windows'un arkasına geçeyim. Yok. Ben öyle bir yaşayayım ki kainatın arkasına geçeyim. Yani bari bugün güneş istemiyoruz ya. Bu Reyhanlı'da kaç seneden beri güneş doğuyor. Bugün doğmasın denmiyor. İşte ihtiyari ve iradeli kader bu. Şimdi senin sorduğun irade, irade arttıkça ibadet artar. İbadet nasıl artar? Terklerle artar. Terklerle ibadetimiz artar. İbadetimiz arttıkça irademiz artar. İrade arttı mı artık mazi ve mustakbelle dünyada yaşıyorsun. Olayın arkasına geçiyorsun. Bu budur, bu da budur. Hani var ya, dün derste söyledim. Musibet var ya musibet. Hastalık musibet. Musibet şu demektir o. İsabet edilmiş demektir. İsabet. Musibet isabet. Sana kasten. Çobanlık yapmışsan bilirsin ki bilerek taş atar. Yani gel bu tarafa, git o tarafa. İsabetten geliyor musibet. Nedir o? El ceza min cinsin amel. Ceza amelimizin cinsinden bize isabet etmiş. Bize aittir o. Peki nedir? Ceza gibi gözükürken ceza kumula hayre kesire var ya, sana Türkçe çevirdiği zaman böyle ceza versin. Ceza aslında sana hayırlı cezalar verilsin demektir. Onun için terklerle ibadetimiz artar. Eylemle, tefekkürle zihnimiz artar. El hubbü fillah ve el buzu fillah, Allah için dost, Allah için düşman olursa hissimiz artar. Bu üç tanesi bir araya geldi mi kalp penceredir. Vicdanın içerisindeki latife-i Rabbaniye'de de Rabbini seyreder. Onun seyrettiğini alametini yapayım. Namazdasınız. Böyle ki göresiniz de yapıyorum. Şimdi insan der ki Allah Rabbini görmüyor. Görüyor da tanımlayamadığı için görmediğini zannediyor. Bak nasıl görüyor. Durdu. Ama görmeyi cehalet göze indirgemiş. Göz görmüyorsa görmüyor. Ya gözün gördüğünü, kulağın gördüğü aynı şey mi? Dilin gördüğü aynı şey mi? Bak şimdi Latife-i Rabbani Allah'ı gördüğünü, Rabbini gördüğünü göster. Namaza durdun. Bazı namazlarda böyle huzur ve huşu olmuyor. Oh, bitesi istemiyoruz. Ama belki bir rekat soruyor, belki iki rekat. O an ne demek biliyor musun? Allah kendisini sana araladı. Latife-i Rabbani Rabbini müşahede ettiği için, hazır olduğu için Cenab-ı Hak sende huzur oluyor. Hazır olmadıkça huzur olmaz. Bazı derste mesela, orada da oluyor. Şimdi mesela derste bir rahatlık var mı böyle? Oh, bu Latife-i Rabbani Rabbini müşahede ettiğinden oluyor. Ama biz onu tanımlayamıyoruz. Yani derste yatanlar şimdi... O çok yumuşamış. İnkişaf etti ki. Peki sana şunu sorayım. Akşam yatakta yatamayan, bir sağa bir sola uykusu gelmeyen insanı yok mu? Vardır abi. Peki buraya gelince nasıl uyuyor bu adam? Vallahi işte onu merak ediyorum. Ruhu o, şu, gitti mi geldi mi oldu mu olmadı mı insi ve cinli şeytanların şeyleri rahatsız ediyor kardeşim. Buraya gelince ne insi ne cinli şeytan. Kimse müdahale etmeyince ruh sakinleşiyor. Ruh sakinleşince gene... Yatakta yatamayan adam. Sen sana hakkı vardı. Uygun gelmeyince diyor. Risale-i Nur okuyor. Aynen ben onu öneriyorum. Bir tane dedim. Orada şey koyun dedim. Masa yatakta. Evet. Uykun gelmedi. Var mı vallahi? Evet. Dedim masayı mısayı alın.
Uygun gelmiyorsa kat içeceğini ben sana kat veriyorum. Birazını gelecek. Okumaya başla. Biraz sonra koyacaksın zaten. Niye? Şeytan sana uyku yapmayan erba habisedir. Kim erba habise? 246 sözlerde diyor ki insanın fıtratını bozan, bak istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden erba habise. Uykusuzluk fıtratı bozuyor. Erba habise yapıyor 246 sözlerde. Peki ne yapacak o erba habiseyi nasıl kovacaksın? Erba habiseyi erba aliyelerle. Sen şimdi bazılar diyor ben Risale okuyayım anlamıyorum. Ben de diyorum ki sen şimdi yemek yedik. Bu yemek kahvaltı yaptık. Mesela tuzlu ne vardı? Peynir. Tuzlu yok. İçinde hangi element var? Kalsiyum var biliyoruz. Bilmiyoruz. Peki sen içini bilmiyorum diye yemeği terk ettin mi? Seni ilgilendirmez ki içindeki. Senin gayet dahi ve muktazi lezzet ve beslenmektir. Sen onu içeriye soktun. Peki içindeki elementleri sen bilmedin. Kim bilecek? İçerideki bilecek sistem var. Onu ayrıştıracak. Senin gayet içeriye sok. İçini ayrıştıracak başka bir sistem var. Aynı bu örnek gibi. Sen Risale-i Nur'u oku, anlama. Anlayacak içeride sistem var. Ruhuna, hissine, latifene, istidadına tevzi ediliyor. İçerisi yapacak bunu. Şu dersin üzerindeki Antep baklavasının üzerindeki bir fıstık gibi oldu. Şu en son anlattığım var ya. Yani o kadar. Tam. Çok, çok. Şimdi hakikaten Nuri abi şimdi beraber yedik o tuzluyu. İçini bilmiyorum. Benim gaye içini bileni sokarım, içini bilmediğimi sokmam. Öyle bir şey yok. Aynen. Beni lezzet ve ihtiyaç sevk etti. Ben onu yedim. Ne var içinde? Beni ilgilendirmez. Ben soktum içeriye. Onu ayrıştıracak sistem benim elimde olan sistem değil. O bana rağmen çalışacak. Ben araba kullanırken o yapacak onu. Risale-i Nur'u da sok. Anlayacak ruha, hisse, sırra, latifeye o sirayet edecek. Hangi sistem? Benle çalışmayan sistem. Biraz önce anlattım sistemle. Sen içeriye sok, karışma. Uyku da o. Uykun gelmiyor. Yürüyen topla bir sol, bir sol, bir sol. Hayır, hayır, hayır. Sağ bir sol, bir sol yapıyorsun çay içiyor. Çünkü ben çay içince diye yumuşayıp yatıyorum dedim. Oysa çay çoğu insanlara göre uyku kaçırıyor. Şimdi alıyorsun Asay Musa diyor. Niye Asay Mektubat demiyorum, sözler demiyorum? Sözler 654-656. sayfasında ustad ne dediğini biliyor. Diyor ki iki yerde. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Musa'nın asası neydiyse Asay Musa bu özelliğe sahip. Sen şimdi Asay Musa'yı al. Eğer uykun gelmese ben hiçbir şey bilmiyorum. Çünkü niye? Uykusuzluk insanın istidadını ve kabiliyetini bozuyor. Sözde de diyor ki erba habise insanın nesini bozarmış? İki tane. İstidat ve kabiliyetlerini bozup yanlış yollara sevk eden erba habise. Şimdi erba aliye nedir? Risale-i Nur'u seslendir. Erba aliye olacak. Erva habiseyi bozdu mu uyuyacaksın. Ona dedim uykusu olmayan adam derse gelip uyuyor. Lan döndü yeni başladık lan bu patlaya uyudu. Çoğu insan uyudu. Peki bu gençlerin bazıları bu saatte uyutabilir misin? Yani, uyutamazsın imkanı yok. Bu nasıl oluyor? Şeytanlar kovulunca ruh sakinleşiyor ondan düşüyor. O da böyle. Tuzluyor meselesine gelelim. Patates olsun. Peki. Tuzluyordun içini yani bileşimini bilmemek, yani tamam içeriye atacağız da, bilerek içeriye attığımız... O zaman onun bilerek daha koydun mu, o daha faydalı oluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Şimdi o cevizi diyor, mecburat adapta diyor ki cevizi tek başına yemeyin diyor. Peynirle yiyin. Şimdi ben bu yoğurtu şöyle yersin dersen, onun kalitesi, faydasını daha artırır. Daha artırır. Ama temel bilgi, İçerisini bilmesen de netice değişmez. Seni besler. Seni ayakta tutur, hayatın olur. Risale-i Nur'da sok, gider. Buna dedi. Bana teferruata gir abi. Çok net ve güzel. Evet. O kadar güzel ki şey söyleyeyim. Tamam. Hocama diyorum. Burada tabii o peyniri bildiğin zaman dahi ve muktazi esma aktif oluyor hocam. Evet. Dahi ve muktazi aktif olunca o zaman ne devreye giriyor biliyor musun?
şurası var ya şu sistem, dima. Bu sefer onu daha anlam kazandırıyor. Mazhar-ı Esma daha şey yapıyor, inkişaf ettiriyor. Hakim ismi. Hakim ismi. Peki, kapatıyorum mevzuyu. Bir daha en sonu göstereyim. Ona hakim olun da, şeceri fikatı o şeyi, her tarafı ihata eden, sif şeklini gösterecek ondan sonra. Nasıl hocam, bir küçük soru takıldı aklıma da burada. Tamam. Vahiy peygamberlere geliyor bir. Bu. Orada ilmi ilahi dediniz, levh-i mahfuza atılıyor. Oradan insan da alabiliyor mu peygamberler has bir şey? Şimdi şurayı diyor. Ben orayı bir açayım. Ona da cevap vereyim. Arkadaşlar, şurası şöyle yapayım ki Allah'ın Kur'an'ı bize, şu mağazı görüyor musunuz? Buradan Allah'ın kelam sıfatından Kur'an-ı Kerim lef-i mahfuza indiriliyor. Şuraya. Bu sürecin adı ilmi ilahi. Risale'de öyle geçer. İlmi ilahi. Lef-i mahfuzdan peyderpey alem-i şehadetli ki bu insana gelmesine de vahiy denilir. Bu çok önemli bir şeydir. Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatindeki ulemanın sorusuna mukabil çalışmışız Risale'de. İlmi ilahi ile vahiy ilahi arasında ne fark vardır diye sorusu gelmişti. Öyle ciddi soru, öyle normal bir hocalardan değil, en tepelerden sormuşlardı. Onun için çalışmıştık. İlmi ilahi, bir daha söylüyorum. İlmi ilahi, Cenab-ı Hakk'ın sübutu sıfatı var. Şu sıbıtı sıfattaki kelam sıfatından lef-i mahfuza inişe, lef-i mahfuza geliş sistemine, o şeye ilmi ilahi denilir. Vahiy ilahi ise lef-i mahfuzdan, yani buradan alem-i şehadetteki peygambere gelişine de vahiy denilir. Vahiy ilahi. İlmi ilahi ile vahiy bu kadar farklı. İman ile hidayet. Aynı şöyle. Güneş şems-i ezeli olsa. Çünkü Risale'de dört maksatlı şeyden kullanılır güneşi. Allah için bazen kullanılır şems-i ezeli. Bazen iman için kullanılır. Bazen hayat için kullanılır. Bazen peygamber için kullanılır. Güneş şems-i ezeli. Şua veriyor mu? Şua veriyor. Sen camı açtın. Şuası içeriye girdi. Isıttı ve çiçekler oldu. Sen onu onayladın, geldi, sen de böyle bir faaliyet yaptın. İşte güneş şems-i ezeli olsa şua hidayettir. Onu onayladın, senin aleminde nur oldu, sıcaklık oldu, bitki oldu. Senin aleminde onur karşılık bulunca onun adı imandır. Hidayet şems-i ezeliden gelen, muhatap olan insan onaylarsa hidayet iman olur. Bu da böyle. Vahiy ilahi onaylanırsa, ilmi ilahi onaylanırsa, vahiy ilahi olur. Bizde. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fâtiha temâs-selâvâ.